İbni Tufeyn Haybin Yaksan 5. Bölüm Yolun Sonu Yolun Sonu insanın Gerçekliği ve Mutluluğu Yaratıcı konusunda yukarıda özetlenen bilgi düzeyine ulaşan Haybin Yaksan'ın yaşı 35'i doldurmuştu. Ulaştığı bilgi nedeniyle kalbine yerleşen o özneye ilişkin bir hal ondan başka herhangi bir şeyi düşünmesine izin vermiyordu. Artık inceleye geldiği varlıkları ve onlardan söz etmeyi unuttu. Zamanla öyle bir aşamaya vardı ki, baktığı her nesneyi bir sanat yapıtı gibi görüyor ve hemen yapıtı bırakıp yaratıcısına yöneliyor. Bu nedenle de yaratıcıya olan özlemi artıyordu. Buna bağlı olarak gönlü de bütün bütün aşağılık duyulur dünyadan soğuyarak yüce anlaşılır dünyaya bağlanıyordu. Varlığı sürekli bütün evrenin varoluş nedeni olan ve kendi varlığı hiçbir nedene bağlı olmayan bu yüce varlığın bilgisine ulaşınca bu bilgiye erişmesine neden olan aracı gücü öğrenme isteği duydu. İlkin duy organlarını gözden geçirdi. Kulağını, gözünü, burnunu, dilini ve elini tarttı. Bu organlar yalnızca cisimleri ve cisimsel nitelikleri duyumsuyor, bunların ötesinde bir şeyi duyumsayamıyordu. Kulak, cisimlerin birbirine çarpmasıyla havanın titreşiminden oluşan sesleri duyuyor. Göz yalnızca renkleri görüyor. Burun kokuları, dil tatları alıyor. El nesnelerin sertlik ve yumuşaklığını, saflık ve düzgünlüğünü duyumsuyordu. İmgelem gücü de dış duyular gibi ancak en, boy ve derinliği olanı yani cisimleri algılayabiliyordu. Algılanan şeylerin tümü cisimlerin niteliklerindendi. Bu duyuların duyumsadıkları cisimsel niteliklerden başkasını kavrayacakları yoktu. Çünkü bu duyular cisimlere yayılmış ve cisimlerin bölünmeleriyle kendileri de bölünen, parçalanan güçlerdi. Dolayısıyla parçalanabilir cisimlerden başka bir şeyi duyumsamaları, algılayabilmeleri söz konusu olamazdı. Öyleyse cisimde bulunan herhangi bir güç, cisim ya da cisme giren şeylerden başkasını algılayamazdı. Oysa zorunlu varlığın her bakımından cisimsel niteliklerden uzak ve arı olduğu açık biçimde anlaşılmıştı. Bu nedenle onun algılanması, duyumsanması mümkün değildi. Ne cisim, ne cisme yayılan bir güç ne de herhangi bir yönden cisme ilişmiş, cismin içinde, dışında, ona bitişmiş ya da ondan ayrı olan bir şeyle kavranması mümkün değildi. Hay bu yüce varlığı kendi zatı özü aracılığıyla kavradığını, varlığının bilgisine ulaştığını anladı. Ne cisim ne de cisimsel olan zatı zorunlu varlığı kavrayan kendi özünün de cisim üstü ve cisimsel niteliklerden arı olması zorunluydu. Dışarıdan görünen cisimselliği özünün gerçekliği olamazdı. Özünün gerçekliği varlığı zorunlu olan saltık varlığı bilinmesine neden olan şey olmalıydı. Hay, özünün duyularıyla algıladığı gövdesinden başka bir şey olduğunu kavrayınca cisim önemini bir kez daha yitirdi gözünde. Varlığı zorunlu olan kutsal varlığı kavrayan kendi özünü düşünmeye ve özü aracılığı ile kendini gözlemlemeye başladı. Acaba özü yok olacak, çözülecek, ve bozuluşa uğrayacak bir şey miydi yoksa kalıcı mıydı? Bozulma ve çözülmenin cisimlere ilişkin nitelikleri olduğunu biliyordu. Çünkü cisimler suyun buhar, buharın su, bitkinin toprak ve toprağın bitki olması gibi bir biçimden çıkıp bir başka biçime bürünebiliyorlardı. Bozuluşun anlamı da buydu. Ne ki cisim olmayan, varlığında cisimlere bağlı olmayan, ve bütün cisimsel niteliklerden arı olan şey için bozuluş düşünülemezdi. Gerçek varlık bozuluşa uğrayamazdı. Bunu kesin bir biçimde kavrayınca bedensel ilgisini kestiği, onu beslemekten vazgeçtiği zaman durumunun ne olacağını anlamak istedi. Oysa daha önce özüne araç olabilme niteliğini taşıdığı sürece bedeni yok saymayacağı bilgisine ulaşmıştı. Bu isteğin ardından bütün bilgi edinme güçlerini, yetilerini gözden geçirdi. Bu güçlerin her biri kimi zaman güçsel, kimi zaman da edimseldi. Nitekim göz, yumulduğu ya da gördüğü nesneden başka bir yöne çevrildiği zaman görme gücü güçsel algılayıcı durumunu kazanıyordu. Göze güçsel algılayıcı demenin anlamı, göz şimdi algılamıyorsa da gelecekte ve görülebilecek bir nesneye yöneldiğinde görür algılar demektir. Edimsel algılayıcı deyimi de gözün şimdi gördüğünü algılamakta olduğunu dile getirmektedir. Duyu organlarının, algı güçlerinin güçsel ve edimsel olması gibi güçler de güçsel ve edimsel olabilirler. Bu güçlerden herhangi birisi eğer edimsel olarak bir şey algılamamışsa güçselliği sürdükçe algılama isteği duymaz. Çünkü o güç henüz hiçbir şey tanımamıştır. Tıpkı anadan doğma bir kör gibidir. Fakat eğer bir şeyi algıladıktan sonra algısı edimsellikten güçselliğe dönüşürse, güçsel durumda kaldığı sürece edimsel algıya özlem duyar. Çünkü o güç daha önce algıladığı için ona, algıladığı nesneye bağlanmış, sevmiş ve eğilim kazanmıştır. Bu nedenle sonradan kör olan bir adamın gözleri sürekli görme özlemi içindedir. Algılanan nesnelerin yetkinlik, değer ve güzelliğinin derecesi oranında duyulan özlem artar. Yitirilmeleri durumunda ortaya çıkan üzüntü de o oranda çok olur. O nedenledir ki sonradan gözlerini yitiren kimselerin acısı koklama gücünü yitirenlerin acısından daha büyüktür. Eğer yetkinliği sonsuz, değer, iyilik ve güzelliği sınırsız her değer ve iyiliğin üstünde ne kadar iyilik, güzellik, değer ve yetkinlik varsa tümünün kendisinden çıktığı ve başkalarına ondan taştığı, feyzan ettiği bir varlık varsa onu kavrayan, bilen, tanıyan kimse hiç kuşkusuz sınırsız bir tat, sonsuz bir coşku ve zevk duyar. Kuşkusuz daha sonra bu kavrayış ve bilgiden yoksun kalırsa bu yoksunluk süresince sonsuz bir acı ve sıkıntı çekecektir. Daha önce zorunlu varlığın bütün yetkin niteliklerle donanmış ve bütün eksik niteliklerden uzak ve arı olduğunu anlamıştı. Şimdi de aracılığıyla bu varlığın bilgisine ulaştığı kendi özünün de cisimlerin hiçbirine benzemeyen Cisimlerin çürüyüp bozulmasıyla bozulmayan bir şey olduğu kesin biçimde ortaya çıkıyordu. Buna göre kavrayışa, yetenekli ve hazır olan öz, ölüm olayıyla bedenden kurtulup soyutlanınca, ölümden önce gövdeye egemen olarak onu kullandığı süre içinde bu zorunlu varlığı hiç tanımamış, onunla hiç ilgisi olmamış ve ona dair hiçbir şey duymamış ise Zorunlu varlığa kavuşamaz. Ayrıca kavuşamadığı için üzüntü ve acı duymaz. İnsan biçiminde olan ve olmayan bütün hayvanlar için de geçerlidir bu. Ruh ölümden önce bedeni kullandığı sürece ve varlığın bilgisine ermiş, yetkinlik ve ululuğunu, saltanat ve gücünü bilmiş ancak daha sonra ondan yüz çevirerek dünyevi ve ben merkezci istek ve eğilimlerine uymuş. Ve bu durumdayken yakasını ölümün pençesine kaptırmış ise, ölmeden sonra görmeden yoksun kalır. Onun yüzünü, güzelliğini görme özlemi içinde uzun bir azap ve sonsuz acılar çeker. Sonra yeteneğine ve dünya hayatındaki hazırlığına göre ya uzun bir azaptan sonra çektiği acılardan kurtularak özlemini duyduğu özü müşahedeye erer ya da sonsuz olarak Acılar içinde kalır. Ruhu bedeninden ayrılmadan, zorunlu varlığı bilen, düşüncesini onun ululuğu, iyilik ve değeriyle sınırlayan, ölünceye değin ondan yüz çevirmeyen ve edimsel olarak onu müşahede eder ve huzurunda dururken ölüme yakalanan kimsenin ruhu bedenden ayrıldığı zaman sonsuz bir tat, bitimsiz bir coşku, bir sevinç ve erinç duyar. Çünkü hayattaki müşahede ile ölümden sonraki müşahede arasında bir kopukluk yoktur. Bu müşahedesi acıdan uzaktır. Çünkü bu durum ve müşahedeye göre acı, kötülük ve engel nedeni sayılan cisimsel güçlerin gerektirdiği duyumlar ondan ayrılmıştır. Haybin Yaksan, özünün yetkinlik ve zevkinin zorunu varlığı, sürekli müşahedeye bağlı olduğunu anlayınca bu müşahedeyi edimsel olarak ve sonsuza değin sürdürmeye karar verdi. Dünyada tattığı zevk, ölüm sonrasında da ve acıyla hiç karışmaksızın sürmeliydi. Bunun için de ondan bir göz kırpışı olsun, yüz çevirmemeli, son soluğuna değin, edimsel olarak aralıksız müşahede içinde olmalı ve bu durumdayken ölüme teslim olmalıydı. Nitekim Sufilerin önderi Cüneyt, ölümüne yakın bu müşahede durumuna işaret amacıyla bu zaman kendisinden yararlanılacak zamandır dedikten sonra Allahu Ekber diyerek namaza başlamak üzere tekbir almıştı. İnsanın boyutları Hay aldığı karardan sonra mutlak varlıktan yüz çevirmeyi imkansız kılacak edimsel müşahedeyi sürdürmenin nasıl ve ne yolla mümkün olabileceğini araştırmaya başladı. Hay'ın araştırmaları sonunda bulabildiği en iyi yöntem sürekli düşünme oldu, yani tefekkür. Bütün zamanını o yüce varlığa ayırdı, her an onu düşünüyordu. Fakat zaman zaman gözüne çarpan bir nesne, kulağına gelen bir ses, zihnini çelen aykırı bir düşünce, doğal gereksinimleri, hastalık, soğuk, sıcak gibi kimi etkenler düşünmesini engelliyor, kesintiye uğratıyordu düşünmesinin kesintiye uğraması ise bulunduğu durumdan uzaklaşmasına neden oluyordu. Bulunduğu müşahide durumuna yeniden dönebilmek için şiddetli bir mücadeleye girmesi gerekiyordu. Herhangi bir nedenle ondan yüz çevirdiği bir anda ya da bir aymazlık anında ansızın ölümün pençesine düşmekten çok korkuyordu. Çünkü böyle bir durum sonsuz bir acı demek olan sevgiliden yoksun kalmasına acıklı bir azaba uğramasına neden olabilirdi. Bu korkuyla fenalıklar geçiriyor fakat bir çözüm yolu bulamıyordu. Sonunda bir çözüm yolu bulmak düşüncesiyle hayvanları, hayvanların davranışlarını araştırmaya başladı. İçlerinde mutlak varlığı bilen birisi olabilirdi. Eğer böyle birisini bulabilirse ondan içine düştüğü tehlikeli durumdan kurtulmasını sağlayacak bir çözüm yolu öğrenebilirdi. Araştırmaları sonuçsuz kaldı. Hayvanlar bir ömür boyu geceli gündüzlü yalnızca yemek, içmek, çiftleşmek, ısınmak, serinlemek ve benzeri doğal istek ve gereksinimlerini gidermek için çalışıyorlardı. Bu durumun dışında kalan değişik bir amaç uğruna davranışta bulunan çalışan bir hayvan bulamadı. Gözlemlediği ve incelediği durumlardan da anladı ki hayvanlar mutlak varlığın bilincinde değildiler. Aralarında ne onu tanıyan ne de müşahedesine özlem duyan vardı. Bu yoksunlukları nedeniyle belli ki tümü yok olacak ve yokluğa benzer bir duruma geleceklerdi. Hayvanların sonraları hakkında ulaştığı yargının bitkiler içinde hem de öncelikle geçerli olacağı açıktı. Çünkü bitkilerin anlayışı hayvanların anlayışının ancak bir parçası olabilirdi. Anlayış bakımından daha gelişmiş olan, zorunlu varlığı bilebilecek bir yetkinliğe ulaşmamışsa anlayışı daha yetersiz olan bitkilerin o düzeye erişemeyeceği öncelikle anlaşılmış olurdu. Kaldı ki incelediğinde bitkilerin bütün eylemlerinin beslenme ve büyüme ile sınırlı kaldığını görüyordu. Haybinyaksan sorusuna hayvan ve bitkilerden bir çözüm bulmaktan umut kesince göklere, yıldızlara baktı. Tümü belirli bir düzen içinde muntazam hareket ediyorlardı. Saydam ve aydınlıktılar. Üstelik bozulma ve değişmeye uğradıkları da görülmüyordu. Hay birdenbire güçlü bir sezgiyle bu gök cisimlerinde zorunlu varlığı anlayacak cisim dışı bir şeyin varlığını anladı. Bu şey cisim olmadığı gibi cisme girmiş bir şey de değildi. Buna göre gök cisimlerinde cisimlikten arı bir varlık vardır. Nitekim benzeri olan insan bütün güçsüzlüğüne, dünyevi işlere şiddetle bağımlı ve bozulur cisimlerden olmak gibi eksik nitelikleri taşımasına karşın zorunlu varlığı anlayacak bir öze zata sahiptir. Çünkü söz konusu eksiklikler insan özünün cisim ve cisimsel niteliklerden uzak olmasını engelleyememiş, bozulmaya uğramasına neden olamamıştır. Bu karşılaştırmadan anlaşılıyordu ki gök cisimleri zorunlu varlığı bilmeye yetenekli bir zata bir öze sahip olmak konusunda insandan daha üstün ve hak sahibiydiler. Çünkü gök cisimleri zorunlu varlığı biliyor sürekli ve edimsel müşahede içinde bulunuyorlardı. Gök cisimlerinde kendisini zaman zaman müşahededen alıkoyan doğal engel ve ilişkilerin benzeri yoktu. Hay gök cisimleriyle olan benzerliğinin ayrımına varınca gök cisimlerine benzerliğini anlayan onurlu varlığın hayvanlar arasında niçin yalnızca kendine özgü kılındığı üzerine düşündü. Nesneler ilişkin önceden edindiği bilgileri yokladı nesnelerin dönüşümlerinden yola çıkarak vardığı sonuçları yeniden hatırladı. Nesneler hep bulundukları durum ve biçimde kalmıyorlardı. Sürekli bir oluş ve bozuluş içindeydiler. Çünkü yalın değil bileşiktiler. Yapılarını birbirine karşıt öğeler oluşturuyordu. İçlerinde katışıksız, saf bir nesne yoktu. Bozuluşa en az uğrayanlar altın ve yakut gibi yalınlığa en yakın, bileşenleri en az olan cisimlerdi. Gök cisimleri ise yalın ve katışıksızdı. Bu nedenle bozuluşa uğramıyorlar, biçimleri sürekli değişiklik göstermiyordu. Oluş ve bozuluş dünyadaki cisimlerin bir bölümünü oluşturan dört öğe, bir cisimlik de cisimliğe eklenmiş tek biçimden bitki ve hayvan gibi Diğer bir bölümü de cisimlikte çok sayıda biçimin birleşmesinden oluşuyordu. Az sayıda biçimin birleşmesinden oluşan cisimlerin eylem ve etkileri de azdı. Bunlar canlılıktan da o ölçüde uzaktılar. Biçim ve yetenekten tümüyle yoksun olan nesnelerin canlılık kazanması ise olanaksızdı. Böylesi nesneler yokluğa benzer bir durumda kalıyorlardı. Çok sayıda biçimin Birleşmesinden oluşan cisimlerin eylem ve etkileri çok canlılık yetenekleri güçlüydü. Eğer bu biçimler maddeye hiç ayrılmayacak şekilde girmişse o maddede canlılık son derece güçlü, sürekli ve açıktı. Özdek adı da verilen madde bütün biçimlerden soyutlanmıştı. Bu nedenle maddede hiçbir canlılık belirtisi yoktu. Yokluğa benzer bir durumdaydı. Cisimlikte tek bir biçimin birleşmesinden oluşan 4 öğe yani toprak, su, ateş ve hava oluş ve bozuluş evrenindeki en aşığı varlık derecesini oluşturuyordu. Çok sayıda biçimi toplayan nesneler öğelerin birleşiminden oluşuyordu. Yalnızca öğelerin birleşmesinden oluşan cisimler nesneler içinde canlılık dereceleri en zayıf olanlardı. Ancak tek yönlü bir harekete sahiptiler. Bu tür nesnelerin canlılıklarının zayıf oluşu bileşimlerindeki öğelerin farklı nitelikte ve birbirinin biçimini değiştirme eyleminde olmalarından ileri geliyordu. Öğelerin savaşımından baskın çıkan öğenin niteliği diğer öğelerin etkinliğini kırıyor, güçlerini yok ediyordu. Bileşik baskın çıkan öğenin niteliğine bürünüyordu. Tek öğenin canlılık yeteneği az olduğu için doğal olarak bileşiğin canlılığı da az oluyordu. Bu nedenle varlıkları kalıcı ve kararlı değildi. Bitkilerin canlılıkları bunlardan daha güçlü, hayvanların canlılıkları da bitkilerden daha güçlü ve belirgindi. Öğeleri ılımlı olan bileşiklerde hiçbir öğenin niteliği diğerine baskın çıkmıyordu. Öğeler arasında tam bir denge, tam bir uyum vardı. Birbirini eşit oranda etkiliyorlar güçlerini de karşılıklı ve eşit oranda gideriyorlardı. Bir öğenin eylem ve etkisi diğerinden daha belirgin değildi. Dolayısıyla niteliği bileşiğe egemen olamıyordu. Böyle olunca o bileşiğin öz doğası öğelerin hiçbirinin niteliğine benzemiyordu. Kabul edilen biçim ve yeteneği etkileyecek, bozacak, karşıt bir nitelikte bulunmuyordu. İşte bu doğal ılımlılık nedeniyle bileşik canlılığa yetenek kazanıyordu. Ilımlılık arttıkça bileşik yetkinleşiyor, öğelerin nitelikleri arasındaki uyum güç kazanıyordu. Nitelikler arasındaki çelişki tümüyle ortadan kalkıyor ve bileşiğin canlılığı daha muntazam oluyordu. Kalpte bulunan hayvansal ruh, toprak ve sudan daha ince, ateş ve havadan daha yoğundu. Bu nedenle bütün bileşiklerin en ılımlı olanıydı niteliği öğelerinin niteliklerinin bileşiminden oluşmuştu. Öğeleri arasında belirgin bir karşıtlık, çelişki yoktu. Bu nedenle canlılık biçimini alma, kabul etme yeteneği kazanmıştı. Hayvansal ruh bu ılımlılık arttıkça daha mükemmelleşiyordu. Niteliği öğelerinden birinin niteliğine eğilim göstermek ya da onlarla çelişkiye düşmek gibi tehlikelerden uzaklaşıyor, Dolayısıyla canlılığı daha da güç kazanıyordu. Haybinyaksan hayvansal ruhlar içinde en ılımlı olanın oluş ve bozuluş dünyasındaki canlılığın en mükemmeline ulaştığını ve bu ruhun biçiminin bir karşıtı olmadığını ve biçimlerinin karşıtı olmayan gök cisimlerine benzeyen bu ruhun kendi hayvansal ruhu olduğunu anladı. Bu ruh yükseklere doğru hareket eden öğelerle aşağı doğru hareket eden öğelerin tam ortasında bir niteliğe sahiptir. Hatta eğer bu ruh, yeryüzü ile ateşin yükselebileceği son nokta arasındaki mesafenin tam ortasına konulabilirse, bozuluşa uğramadığı sürece orada kalır. Ne yukarı çıkmak ne de aşağı inmek ister. Eğer belirli bir mekan üzerinde hareket ederse, merkez çevresinde, yerinde hareket ederse kendi ekseni çevresinde döner ve küre biçimini alır. Onun için bunun dışında bir şey mümkün değildir. Bu nedenle bu ruhun gök cisimlerine benzerliği son derece güçlüdür. Haybin yaksan, üzerlerinde yaptığı gözlem ve incelemeler sonunda hayvanların zorunlu varlığın bilincinde olduklarını gösteren bir belirti bulamamıştı. Yalnızca kendisiydi o. Varlığın bilincinde olan demek ki gök cisimlerine benzeyen ve ılımlı ruhu barındıran tek canlı kendisiydi. Öyleyse hayvanlardan farklı bir türün temsilcisi olmalıydı. Kendisi diğer hayvanların yaratılış amacından farklı bir amaç için yaratılmıştı. Çünkü hiçbir hayvan türünün yükümlü kılınmadığı, yüce görevlerin yükümlülüğünü taşıyordu. Varlığını tamamlayan bu iki parçadan da üstün olanı ise kuşkusuz zorunlu varlığın bilincine varan onu tanıyan tanrısal emir yani ruhtu. Bu onurların en büyüğüydü. Ruh başkalaşımı kabul etmez, bozuluşa uğramaz, cisimlerin nitelikleriyle nitelenemez, hiçbir duyuyla algılanamaz, hayal edilemez. Varlığının bilgisine kendisinden başka hiçbir araçla ulaşılamaz. Ona ulaşmak yine ancak kendisiyle mümkündür. Bilen de o, bilinen de o, bilgi de odur. Bilgin de, bilim de, bilinen de odur. Aralarında bir ayrılık, aykırılık yoktur. Çünkü ayrılık ve aykırılık yalnızca cisimlere özgü durumlardır. Oysa ruh evreninde ne cisim ne cisimsel nitelikler ne de cisimliğe ilişkin bir şey vardır. Eylemin üçüncü aşaması Haybinyaksan hayvanlar arasında gök cisimlerine yalnızca kendisini benzer kılan nedeni anlayınca bütün gücüyle gök cisimlerine yönelmenin onlara benzemeye çalışmanın zorunlu olduğu gerçeğini anladı. Hay yine kendinin zorunlu varlığı bilen onurlu parçası ruhu nedeniyle zorunlu varlıkla da az çok benzeştiğini gördü. Çünkü zorunlu varlık cisimsel niteliklerden nasıl arı ve yüce ise Kendisinin gerçekliğini oluşturan parçası olan ruhu da cisimsel niteliklerden öylesine arı ve yüceydi. Öyleyse mümkün olabilecek bütün yönlerden zorunlu varlığın niteliklerini kazanmaya çalışmalıydı. Onun ahlakıyla ahlaklanmalı, eylemlerine boyun eğmeli, istemine karşı çıkmamalı, bütün işlerini ona teslim etmeliydi. Bundan dolayı gövdesi incinecek, zarara uğrayacak Hatta bütünüyle yok olacak olsa bile hakkındaki her yargısına bütün kalbiyle ve sevinç duyarak razı olmalıydı. Hayvanlarla da aralarında bir ortaklık, benzerlik vardı. Kendisini oluşturan diğer parça oluş ve bozuluş evreninde dünyaya aitti. Karanlık ve yoğun gövdesini oluşturan bu aşağılık parça, kendisini yeme, içme ve benzerleri gibi diğer hayvanlarla özdeş kılacak davranışlara zorluyordu. Kuşkusuz bedenin yaratılışı büsbütün saçma ve anlamsız değildi. Ruhla birleştirilmesi amaçsız ve gereksiz olamazdı. Öyleyse ilgisini kesmeyerek gövdesini kollamak, durumunu olabildiğince düzeltmeye çalışmak zorundaydı. Onu kollamak da ancak diğer hayvanların davranışlarına benzer davranışlarda bulunmakla mümkün olabilirdi. Bu üç tür benzerlik, üç amaç yönünde zorunlu eylemlerle yükümlü kılıyordu kendisini. Birincisi hayvanlara benzerliğin gerektirdiği eylemler. ikincisi gök cisimlerine benzerliğin gerektirdiği eylemler. Üçüncüsü zorunlu varlığa benzerliğinin gerektirdiği eylemler. Birinci benzerlik ve gerektirdiği eylemler zorunludur. Çünkü dünyevi bir bedeni vardır. Farklı görevleri olan organları ve çok değişik güçleri barındıran bedeninde türlü türlü gereksinimleri vardır. İkinci benzerlik ve gerektirdiği eylemler de zorunludur. Kalbinde barındırdığı hayvansal ruhu bunu zorunlu kılmaktadır. Kalp ise bedenin ve bütün bedensel güçlerin kaynağı, ilkesidir. Üçüncü benzerlik ve gerektirdiği eylemler ise o, odur. Gerçeği nedeniyle zorunludur. Çünkü kendi gerçekliği zorunlu varlığı bilen özden oluşmaktadır. Daha önce sıkıntılardan kurtularak mutluluğa ulaşmanın zorunlu varlığı bir göz kırpışı kadar bile habersiz olmayacak bir biçimde sürekli müşahede etmeye bağlı olduğunu anlaması da bununla mümkün olmuştu. Hayvanlara benzerliğin getirdiği eylemler müşahede durumuna bir katkıda bulunamaz. Tersine bu eylemler insanı müşahededen alıkoyar, önüne engeller çıkarır. Çünkü bu benzerlik duyumsal işlerle uğraşmayı gerekli kılmaktadır. Bedensel ve dünyevi bütün işler, eylemler ise müşahede yoluna girilmiş eylemlerdir. Bedensel eylemler, gök cisimlerine benzemesine neden olan hayvansal ruhun isterleri açısından kaçınılmazdır. Bu eylemler müşahedeyi engellemesi bakımından zararlı olmakla birlikte, canın korunması ve sürdürülmesi zorunluluğu açısından gerekli ve yararlıdır. Gök cisimlerine benzerlik tam anlamıyla gerçekleştirildiği zaman müşahede yolunda önemli aşamalar yapılır. Fakat bu müşahede katıksız bir müşahede değildir. Çünkü müşahedeye bu yolla erenler kendi özlerine de ilgi ve eğilim içindedirler. Üçüncü benzerlik ile katıksız bir müşahedeye katıksız bir kendinden geçmeye ulaşılır. Bu müşahedede yalnızca zorunlu varlık görülür ondan başkasına ilgi ve yönelim söz konusu olamaz. Bu yolla müşahedeye erenlerin kendi özleri yitmiş olur, yok olmuştur. Gerçek ve zorunlu olan tek öz dışında bütün varlıklar yokluğa gömülmüşlerdir. Hay son amacının bu üçüncü benzerlik olması gerektiğini anladı. Ne var ki bu benzerlik ancak ikinci benzerlik durumunda uzun bir süre çalışıldıktan ve hazırlıktan sonra gerçekleşebilirdi ikinci benzerlikte geçireceği hazırlık dönemi de birinci benzerlik nedeniyle mümkün olabilirdi. Gerçekleşmenin yöntemi Hay bin Yaksan yapısının getirdiği eylemleri nasıl gerçekleştireceğini araştırmaya düşünmeye başladı. Ulaştığı kuramsal sonuçlardan sonra Hay hayvanlara benzerliğin yardımının özüne değil doğasına olduğunu biliyordu. Ne ki özünün ilerlemesini engellese de bu benzerlik kaçınılmazdı. Bu nedenle hayvanlara benzerliğin gereklerini en alt düzeyde yerine getirmeye zorlamalıydı kendini. Bu düzeyin ölçüsü canın varlığını daha azıyla sürdüremeyeceği yeterlilik düzeyinde olmalıydı. Canın varlığını sürdürebilmesi için zorunlu iki şey vardı. İlk zorunluluk hayvansal ruhun gücünü korumak üzere beden içinde tükenen besinlerin yerine yenisini almak. İkinci zorunluluk da canı, soğuk, sıcak, yağmur, güneş, yırtıcı hayvanlar gibi dış etken ve tehlikelere karşı korumaktı. Zorunlu gereksinimlerini belirleyeceği bir düzen içinde karşılamalıydı. Yoksa aşırı gidebilir, yeterlik ölçüsünün üzerine çıkabilirdi. Bu da farkında olmadan kendi aleyhine çalışması demek olurdu. Söz konusu belirlemeyi şu üç şeyde yapmalıydı. 1- Neleri yemeliydi? 2- Ne kadar yemeliydi? 3 iki yemek arasındaki zaman ne kadar olmalıydı? Yiyebileceği maddeler üzerinde de düşündü. Besin maddelerini 3 sınıfa ayırmak mümkündü. 1. Henüz kocamamış bitkiler. Bunlar yenilebilecek nitelikte yaş bitkilerdi. 2. Türlerinin devamını tohumlarıyla sağlayan bitkilerin yaş ya da kuru meyveleri. 3. Yenilebilecek nitelikteki kara ve deniz hayvanları. Bütün çeşitleriyle besinler hiç kuşkusuz hayın mutluluğu kendisine yakınlıkta gördüğü, olanca gücüyle benzemeye çalıştığı zorunlu varlığın eyleminin ürünü, eseriydi. Bu nedenle onları yemek, yetkinleşmesini, yaratılış amaçlarına ulaşmasını engellemek olacaktı. Dolayısıyla onları yemesi, onların öznesine zorunlu varlığa karşı koymaktan, isyandan başka bir anlam taşımazdı. Bu da gerçekleştirmek istediği benzeşim ve ulaşmak istediği yakınlık amacıyla çelişkiye düşmek demekti. Bu yaklaşımın doğal sonucu olarak Hay, doğru olanın olabilirse yemekten büsbütün uzak kalmak olduğunu düşündü. Fakat buna güç yetiremezdi. Çünkü yemek yemeyi büsbütün bırakırsa kendi cinsi telef olurdu. Bu ise özneye birincisinden daha şiddetli, daha büyük bir isyan demek olurdu. Çünkü kendi cismi yiyebileceği maddelerin cisimlerinden daha üstün, daha onurluydu ve onları yiyerek daha üstün olanın yaşamasını sağlıyordu. Bu bakımdan kendi cisminin bozuluşu ile diğer nesnelerin bozuluşu sonucunu doğuracak bu iki zorunlu durumdan daha zararsızını seçmek, dolayısıyla iki karşı koyuştan daha hafif olan nesnelerin telefine katlanmak gerekiyordu hay önce besin maddelerinin hangilerinin daha kolay elde edilebileceğini tespit etmeli, sonra alacağı ölçüyü belirlemeliydi. Eğer tümü kolaylıkla bulunuyor, elde edilebiliyorsa o zaman ihtiyatlı davranarak yaratıcının eylemine en az karşı çıkış sayılacak olanı seçmesi gerekirdi. Buna göre en doğrusu türünün devamını sağlayan, çekirdeği olan meyveleri seçmekti ama bir koşulla çekirdekleri yememeli, bozmamalı, taşlık ve çorak alanları atarak telef etmemeliydi. Buna göre amacına en uygun olan yiyecekler elma, armut, erik gibi etli ve besleyici meyvelerdi. Bunları bulamazsa o zaman ceviz ve badem gibi içiyle beslenilebilecek yemişlerden ya da diğer meyvelerden iyice olgunlaşmış olanlarını yiyebilirdi. Bu meyveler içinden de en bol ve çoğalma niteliği en güçlü olanına öncelik vermeliydi. Eğer bitkilerden yemek zorunda kalırsa bitkileri kökünden koparmamaya, varsa tohumlarını telef etmemeye özen göstermeliydi. Yeterli meyve ve sebze bulamazsa o zaman hayvanlardan ya da yumurtalarından yararlanabilirdi. Bunda da sayısı en çok olanı seçmek, türün tükenmesine neden olmamak koşuluna bağlı kalmalıydı. Hay yiyeceklerinin seçimi konusundaki ilkelerini böylece belirledikten sonra yenmesi gereken ölçüyü düşündü. Alacağı besin açlığın bedeninde neden olduğu boşluğu dolduracak ölçüde olmalıydı. Bu ölçüyü kesinlikle aşmamalıydı. İki yemek arasındaki süreyi de şöyle belirledi. Ayakta durmasını sağlayacak kadar yedikten sonra gök cisimlerine benzeyebilmek için yerine getirmek zorunda olduğu görevlerden herhangi birini yapamayacak demli, güçsüzleşinceye kadar ikinci kez yemek yememeliydi. Canın varlığını sürdürmek için gerekli olan ikinci iş yani onu dış etki ve tehlikelerden koruyacak, çeşitli eziyetlerden uzak tutacak önlemleri almak. Hay için çok kolaydı. Zaten hayvan derilerinden yaptığı giysiler giyiyor, kendisini dış etken ve tehlikelerden koruyan bir barınağı bulunuyordu bu kadarı yeterli. Daha fazlasıyla uğraşması gereksizdi. Hay beslenmesi konusunda sapladığı ilke ve ölçülere uyum sağladıktan sonra gök cisimlerine benzer eylemleri gerçekleştirmenin yollarını araştırmaya, düşünmeye başladı. Gök cisimlerine nasıl benzeyebilir, onların niteliklerini, özelliklerini nasıl kazanabilirdi? Bu konuda bir karara varabilmek için öncelikle gök cisimlerini gözlemlemesi gerekiyordu. Gök cisimlerinde üç tür nitelik gözlemliyordu. Birincisi kendilerinin altında bulunan oluş ve bozuluş dünyasıyla ilişkilerinde kendini gösteren niteliklerdi. Bunlar oluş ve bozuluş dünyasını etkileyerek ısıtmak, soğutmak, aydınlatmak, saydamlık ya da yoğunluk vermek gibi nesneleri varlığı zorunlu özneden taşan ruhsal biçimleri kabule yetenekle duruma getiren niteliklerdi. İkincisi saydamlık, parlaklık, kir ve bulanıklıktan uzaklık kendi ekseni çevresinde ya da bir başkasının çevresinde dairesel biçimde hareket etmek gibi gök cisimlerinin kendine özgü nitelikleriydi. Gök cisimlerinde gözlemlenen üçüncü bir nitelik ise zorunlu varlıkla olan bağlantılardan kaynaklanan niteliklerdi. Zorunlu varlığı sürekli müşahede etmek, ondan yüz çevirmemek, ona olağanüstü bir tutkuyla bağlanmak, bütün buyruklarına boyun eğmek ve yalnızca onun istemi doğrultusunda hareket etmek gibi. Hay bütün bu niteliklerinde gök cisimlerine benzemek için çalışmaya başladı. Gök cisimlerinin oluş ve bozuluş dünyası ile ilişkilerinden ortaya çıkan niteliklerini kazanmak amacıyla kendisini kendinden aşağı yaratıkların hizmetine adadı. Bitki ve hayvanların gereksinimlerini karşılamayı karşılaştıkları sorunları çözmeyi, her durumda onlara yardımcı olmayı bir görev saydı kendine. Söz gelimi bir engel nedeniyle güneş ışıklarından yoksun kalmış bir bitki mi gördü? Hemen koşuyor, engeli kaldırıyor, bitkiyi güneş ışığına kavuşturuyordu. Yabancı bitkiler tarafından kuşatılmış, hayata tehlikeye girmiş bir bitki bile kaçamıyordu hayın gözünden. Hemen boğulmak üzere olan bitkiyle diğerinin arasını ayırıyor, çevresini açıyordu. Sudan uzak kalmış, ölürcesine susamış bir çiçek mi gördü? Onu suya kavuşturana kadar hiç durmadan çalışıyordu. Yabanıl bir hayvanın pençeleri arasında son soluklarını almakta olan zavallı bir yavru hayın müdahalesiyle canını kurtarıyor, yaşamanın sevincini yeniden duyuyordu. Herhangi bir yerine bir şey batmış, bir çalıya takılmış, gözüne ya da kulağına bir şey kaçmış, acıyla inleyen, kıvranan hayvanlar hayı yanı başlarında buluyorlardı. Hayın sevecen elleri yaralarını sarıyor, acılarını dindiriyordu. Bir sevimli derecik bir ırmak da yardıma gereksinim duyabilirdi. İçinde yuvarlanan bir kayanın akışını engellediği bir dere, toprağın kayarak önünü kapattığı, yönünü çevirdiği bir ırmak, hayın çalışmaları sonucu kendilerine alışmış, bekleyip duran bitki ve hayvanlara doğru olağan akışını sürdürüyordu. Hay bitki ve hayvanlara yönelik ilgi ve etkinlikleri kendisi için doğal bir nitelik durumuna gelinceye kadar büyük bir titizlikle eylemini sürdürdü. Arkasından gök cisimlerinin kendilerine özgü niteliklerini kazanmanın yollarını araştırdı. Bunun için en çok temizliğe önem vermesi gerekiyordu. Kendisini, giysilerini ve gövdelerini temizlemek ve güzelleştirmekle yükümlü kıldı. Sık sık yıkanmaya başladı. Dişlerini, tırnaklarını ve gövdesinin en çok kir toplayan diğer yerlerini temiz tutmaya özen gösterdi. Çiçeklerden ve otlardan güzel kokular elde ederek bunları kullandı. Giysilerini olabildiğince temiz tutmaya ve güzelleştirmeye çalıştı. Hay bir yandan kendini temizler, güzelleştirmeye çalışırken bir yandan da gök cisimlerininkine benzer dairesel hareketler yapıyordu. Kimi zaman adanın çevresinde dönüyor, kimi zaman yürüyerek ya da koşarak barınağının ya da bir tepenin çevresinde dönüyordu. Öylesine yoğun bir çaba harcıyordu ki özellikle kendi çevresine dönerken düşüp bayıldığı bile oluyordu. Gök cisimlerine üçüncü tür niteliklerinde benzemek için de duyulur dünyadan bütün ligisini keserek sürekli zorunlu varlığı düşünüyordu. Gözlerini yumuyor, kulaklarını tıkıyor, hayale kapılmaktan kaçınıyordu düşüncesini daha iyi yoğunlaştırabilmek için bütün çabası yalnızca onu düşünebilmek, ona hiçbir şeyi ortak etmemek içindi. Hay giderek düşünme eylemini dairesel hareketleriyle desteklemeye, güçlendirmeye başladı. Hareketi sırasında bedensel güçleri zayıflıyor, etkinliğini iyice yitiriyordu. Bu çalışmaları sonunda öyle bir noktaya geldi ki dönme eylemi şiddetlendikçe duyulur dünya tümüyle kayboluyordu. Bedensel araçlar gereksinen hayal ve diğer güçlere gevşiyor, cisimden arınmış eylemleri güç kazanıyordu. Hatta kimi zaman düşüncesi dünyevi olanlarla karışmaktan kurtularak öylesine saflaşıyordu ki onunla zorunlu varlığı müşahede ediyordu. Fakat bu müşahede durumu uzun sürmüyor, cisimsel güçler bastırarak durumunu bozuyor, onu aşağıların aşağısı olan eski durumuna çeviriyorlardı. Bunun üzerine hay bedensel güçlerine dönüyor. Eğer bunlar kendini çalışmalarından alıkoyacak denli güçsüzleşmişse, daha önce belirlediği ilkeler doğrultusunda besin alıyordu. Yeterli güce ulaştıktan sonra da açıklanan biçimde gök cisimlerine benzemek üzere çalışmalarına yeniden başlıyordu. Düşüncesini cisim ve cismiyet kuşkularından arındırma gücünü kazandığı zamanlarda kendisinde tanrısal niteliklerle donanan kimselere özgü bir takım durumlar belirerek kendisini bu makama çağırıyordu. Hay böylesi zamanlarda zorunlu varlığın niteliklerini kavramaya çalışıyordu. Hay bu edimlerine başlamazdan önce bilimsel araştırmaları sırasında zorunlu varlığın niteliklerinin ikiye ayrıldığı sonucuna ulaşmıştı. Bunlardan birincisi olumlu niteliklerdi. Bilgi güç ve bilgelik gibi. İkincisi ise olumsuzlanan niteliklerdi. Cismiyet ve cismiyete özgü olanla ve bunlarla isterse çok uzakta olsun ilgili ve bağlantısı olan her şeyden arınmış olması gibi. Zorunlu varlığı olumlu niteliklerinde de cisimsel niteliklerden soyutlamak temel koşuldur. Çünkü zorunlu varlık olumlu nitelikleri nedeniyle çokluğu kabul etmiş sayılmaz. Çokluğu kabul etme şöyle dursun, onunla niteliklerin tümü zorunlu özün gerçekliği demek olan tek bir anlama döner. Hay iki bölüme ayrılan bu niteliklerin her birinde zorunlu varlığa nasıl benzeyebileceğini araştırdı. Olumlu niteliklerin zorunlu varlığın gerçekliği dışında bir gerçekliği yoktu. Çünkü böyle bir durum çokluğu gerekli kılardı. Çokluk ise cisimlere özgü bir nitelikti. Buna göre zorunlu varlığın özünü bilmesi bir bilen bilinen ikiliği çıkarmazdı ortaya. Tersine özü, özünü bilmesinin aynısı, özünü bilmesi, özünün aynısıydı. Öyleyse niteliklerin ayrı ayrı kazanılması olanaksızdı. Nitelikler öze ilişkin ve özün aynısı olduğuna göre onları donanmak ancak zorunlu varlıkla özleşmeye bağlı bir durumdu. Hay'ın zorunlu varlıkla özdeşleşmesi ancak bilgi yoluyla mümkündü. Hay zorunlu varlığı bilebilirse ulaştığı bilgi zorunlu özden farklı bir gerçeklik anlamı taşıyamaz, onun aynısı olurdu. Bu nedenle olumlu niteliklerinde zorunlu varlığa benzemek hiçbir cisimsel nitelikle karşılaştırmaksızın onu bilmek demekti. Anlatılamayan Hay bu çıkarımlardan sonra aynı yaklaşımda kendini ele aldı. Olumsuzlanan niteliklerin tümü zorunlu varlığı cisimlikten soyutlamaya yönelikti. Bu nedenle bütün cisimsel niteliklerden kendini arındırmaya çalıştı. Zaten gök cisimlerine benzemek için yaptığı çalışmalar, uyguladığı çileci yöntemler sonucu cisimsel niteliklerin çoğundan arınmıştı. Fakat yine de bir kalıntı vardı üzerinde. Sürdürdüğü dairesel hareketler bitki ve hayvanlara ilişkin şeyleri önemsemesi, onlara acıması, onları yetkinliğe ulaştırmaktan alıkoyan engelleri ortadan kaldırmak için çaba harcaması, bunların en belirgin olanlarıydı. Bütün bunlar da eninde sonunda cisimlere özgü niteliklerdi. Çünkü bunları cisimsel güçleriyle görüyor, cisimsel güçleriyle çaba harcıyor, uğraşıyordu. Söz konusu ilgi ve eylemlerin tümünü terk etti Hay. Çünkü bu ilgi ve eylemler büyük bir istekle koştuğu, ulaşmak için çalıştığı üçüncü benzerlik durumuna yakışacak şeyler değildi. Barınağının en kuytu köşesine çekildi. Adeta kendini hapseyle oraya. Gözlerini sımsıkı kapattı. Cisimsel güçlerden yüz çevirdi. Duyulur dünya ile olan bağlarını kesti. Düşünce ve çabasını zorunlu varlığa yöneltti. Hayaline gelen diğer bütün şeyleri anında kovarak düşüncelerini yalnızca ona özgü kıldı. Hay artık yalnızca düşünüyordu. Bunu bir yaşama biçimi haline getirmiş ve bu yaşam içinde kendini, benliğini eğitiyor, arındırıyordu. Hay bu yoğun yaşama zamanla öylesine alıştı ki günlerce hiçbir şey yemediği, yerinden hiç kımıldamadığı oluyordu. Düşünürken kendi özü dışındaki bütün varlıklar siliniyor, kayboluyordu. Fakat kendi özü henüz zorunlu ve gerçek varlık olan özün müşahadesine daldığı zamanlarda yok olmuyordu. Bu kötü bir durumdu. Çünkü katıksız müşahedeye diğer bir şeyi karıştırmanın görüş ve düşüncedeki şirkten ileri geldiğini biliyordu. Hay şirkten kurtulana hem kendisi hem de yer, gökler ve içerdikleri şeyler ruhsal biçimler ve zorunlu varlığı bilen bütün özler düşüncesinden tümüyle silinip yetinceye kadar Tanrı'yı katıksız müşahedeye ulaşmak için çalışmasını sürdürdü. Sonunda diğer varlıklarda kendi özü de kayboldu, tümüyle yok oldu. Zorunlu ve gerçek varlığın kendisinden başka bir gerçeklik taşımayan sözüyle bugün mülk kimindir? Tek ve her şeye gücü yeten Tanrı'nındır diye haykırarak yokluğa erdi. Haybinyaksan bu aşamaya ulaştıktan sonra zorunlu ve tek özün çağrısını duydu. Kelamını anladı. Konuşmaması, konuşmanın ne olduğunu bilmemesi, o tek varlığın kelamını anlamasını engelleyemedi. Bu durum içinde kendini yitirdi. Daldı ve boğuldu. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir kalpten gelmeyen şeyleri gördü ve tattı. Bir uyarı. Sakın, hiç kimsenin kalbinden geçmeyen bu durumu tanımlama, betimleme sevdasına kapılma. Düşün ki, insanın kalbine gelen şeylerin bile birçoğunu tanımlamak, betimlemek mümkün olmuyor. Böyleyken, kalpten geçmesi mümkün olmayan, kalbin bulunduğu dünyanın dışında ve bu dünyada bulunanların eşi ve benzeri olmadığı şeyleri tanımlamak nasıl mümkün olabilir? Kalp sözcüğüyle ne kalbin cismini ne de içinde barındırdığı hayvansal ruhu anlatmak istiyorum. Anlatmak istediğim, sahip olduğu güçler aracılığıyla insana taşan tanrısal ruhun özel biçimidir. Bu özel biçimlerin her birine kalp adı verilir. Hiç kimse hayın aşamasında müşahede ettiği şeyleri hatırlayamaz. Bu nedenle o durumu şöyle açıklamaya çalışan kimse saçmalamayla uğraşmış olur. Söz gelimi renklerin tadını anlamak isteyen, siyahın tatlı mı yoksa ekşi mi olduğunu anlamak isteyen kimsenin düştüğü gülünç duruma düşer. Bununla birlikte seni hayın ulaştığı aşamada müşahede ettiği görünmemiş olağanüstü şeylerden büsbütün yoksun bırakmayacağız.'' ne ki müşahede makamında görülen şeyleri gereği gibi anlamanın ancak oraya ulaşmakla mümkün olabileceğini gözden ırak tutmaman gerekir. Sana hayın müşahede ettiklerini doğrudan gerçeklerin kapısını çalarak değil dolayımlı olarak gösterecek bir takım göstergelerle örnekleme yöntemiyle anlatmaya çalışacağım. Bu nedenle şimdi işaret edeceğim şeyleri kalp kulağıyla dinle. Akıl gözüyle görmeye çalış. Belki bunlar da seni doğru yola götürecek bir kılavuzluk bulursun. Ama bir şartım var. Şimdilik bu sayfaları aktardığım kadarından daha fazla açıklama istemeyeceksin benden. Çünkü meydan çok dar ve dile getirilemeyecek gerçeklere, sözcüklere tahakküm etmeye kalkışmak tehlikelidir. Hay bin Yaksan müşahede ettiği şeyleri kendinden ve diğer varlıklardan fena bulduğu, varlıkta diri, kendiliğinden var olan birden başka bir şey görmediği zaman müşahede etti. Daha sonra sarhoşluğa benzer bu müşahede durumundan ayrılmak, zorunlu varlık dışında kalanları gördüğü, düşünebildiği olağan duruma döndü. Olağan durumdayken kalbine şunlar doğdu. Kendine özgü öz, gerçek varlığın özünden ayrı bir gerçeklik taşımamaktadır. Özünün gerçekliği Tanrı'nın özüdür. Daha önceleri Tanrı'nın özünden ayrı gördüğü ve salt kendine özgü bir öz sandığı şeyin ayrı bir gerçekliği yoktu. Varlıkta yalnızca Tanrı'nın özü vardı ve başka hiçbir şey yoktu. Başka şeylerin varlığı, yokluğun cisimlerde yansıyan ve ilk bakışta cisimlerden çıktığı sanılan güneş ışıkları gibidir. Bu ışıklar yansıdığı cisimlerden çıkıyor gibi görünseler de Gerçekte güneşin ışıklarından başka bir şey değildiler. Cisim ortadan kalktığında ışığı da yok oluyor. Oysa güneşin ışıkları hep aynı durumda kalmaktadır. Ne cisimlerin varlığı nedeniyle azalmakta ne de cisimlerin yokluğu durumunda çoğalmaktadır. Bu düşünce hayın tanrı özünün çokluğu kabul etmediği ve özüne ilişkin bilgisinin özünün aynısı olduğu yolundaki önceki çıkarımıyla örtüşüyordu. Bundan yola çıkarak şu sonuçlara ulaştı. Kim kendi özüne ilişkin bir bilgiye ulaşırsa ulaştığı bilgi özüyle aynı olur. Kendi özüne ilişkin bilgisi özünün varlığının da gerçeklik kazanmasıdır aynı zamanda. Çünkü özün varlığının bilinmesi ancak yine kendisiyle mümkündür. Bir başka şeyin özünü bilmekte özsel özdeşliği gerekli kılar. Öyleyse daha önce çok sandığı soyut ve tanrıyı bilen özler bilgileri nedeniyle gerçekte aynı şeylerdir. Tanrı hayı acımasıyla korumasa, yol göstermesiyle gerçeğe erdirmeseydi bu konudaki kuşku zihninde kökleşecekti. Bu kuşku cisimlerin karanlığı ile duyulur dünyanın bulanıklığından kaynaklanmaktadır. Az çok bir birlik, toplamak, toplanmak, ayrılmak hep cisimlerin nitelikleridir. Oysa şanı yüce ve gerçek özü bilen, maddeden yüce ve aşkın özler için ne bir ne de çok denilebilir. Çünkü çokluk sözcüğü özlerin birbirinden ayrı oluşlarını, birlik sözcüğü ise birbirinden ayrı özlerin birleşmelerini dile getirir. Her iki durumda ancak duyulur dünya içinde bir anlam taşır madde üstü evrende ise bütün anlamını yitirir. Gerçekten de sözcükler bu aşamada yetersiz kalmaktadır. Çünkü maddeden arınmış olan bu özleri çokluk takasıyla anlatsak, onlarda gerçekten çokluk bulunduğu sanısı uyanır. Eğer sözcüğü tekil biçimde kullanırsak, bu da birleşme yanılgısına düşürür. Oysa bu özler içinde birleşme olası değildir. Bana öyle geliyor ki yarasa gibi güneş ışığını karanlık görenler cinnet zincirlerinde çırpınanlar araştırmalarında öylesine ileri gitti ki asıl sahiplerinin yolundan saptı. Aklın yasalarını büsbütün yabana attı. Çünkü aklın yasaları nesnenin ya bir ya da çok olmasını gerektirir diye saldıracaklardır bana. Böyle söyleyenler hadlerini bilsinler keskin dillerini tutsunlar ve kendilerini suçlasınlar. İçinde bulundukları değersiz, aşağılık duyulur dünyadan haybin yaksan gibi ders alarak gerçeğe ulaşsınlar. Hayda önceleri duyulur dünyayı bir bakış açısıyla sınırsız bir çokluk içinde başka bir bakış açısından da bir görmüştü. Gerçekte çok muydu, bir miydi? Uzun süre ikircim içinde kalmış, kesin bir yargıya ulaşamamıştı. Sonra anladı ki birlik ve çokluğun kaynağı duyulur dünyadadır. Birlik ve çokluk bu dünya içinde bir anlam taşır. Ayrılmak, birleşmek, yerleşmek, başkalaşmak gibi nitelikler yalnızca bu dünya için geçerlidir. Tanrısal evrende ne bütün ne de parça sözcükleri bir şey ifade eder. Tanrısal evrene ilişkin bir iş, bir şey hakkında bilinen sözcüklerle konuşmak gerçek dışı sonuçlara götürür insanı. Tanrısal evreni ancak gören bilebilir. Oranın gerçekliği yalnızca oraya ulaşanlar tarafından anlaşılabilir. Beni akıl sahiplerinin yolundan sapmak, aklın yasalarını yabana atmakla suçlayanlara hak veriyor ve onları akılları ve akıl sahipleriyle baş başa bırakıyorum. Çünkü onların akıl dedikleri şey duyulur dünyayı araştıran, inceleyen, ve onlardan genel kurallar çıkaran düşünme gücünden başka bir şey değildir. Akıl sahipleri dedikleri de duyulur varlıklardan kendilerine özgü düşünme yöntemleriyle çıkarımlarda bulunan kimselerdir. Bizim tartıştığımız konu söylenilenlerin çok üstündedir. Duyulur dünya ve bu dünyaya ilişkin genellemeler dışında bir şey tanımayan kimseler bu konularla ilgilenmesinler. Kulaklarını sımsıkı kapasınlar ve yalnızca dünya hayatının dış yüzünü bilen, iç yüzünden, öte dünya bilgisinden habersiz olan sürüye katılsınlar. Eğer tanrı bilime özgü işaretler ve örtük anlatım da yetinir, söyleyeceklerimizi alışılmış anlamları doğrultusunda algılamazsanız, hayın arınmış kimseler özgü makamda gördüğü şeylerden bir bölümünü eski bilgilerimize katılabilirsiniz aynalar düzeyi. Hay, katıksız kendinden geçme ve tam yok oluş ile gerçekliğe ulaştıktan sonra ötesinde hiçbir cisim bulunmayan en yüce gök katında maddeden arılmış bir öz gördü. Bu öz gerçek ve bir olan özün kendisi olmadığı gibi göğün kendisi de değildi. Fakat başka bir şey de değildi. Şöyle de anlatabiliriz bunu. Güneş, güneşin karşısına konulmuş bir ayna ve güneşin aynada görünen suretini düşün. Aynada görünen suret nedir? Güneş mi, ayna mı? Tümüyle başka bir şey mi? Hiçbiri değil. Hay en yüce gök katının arınmış özünde öyle bir yetkinlik, öyle bir değer, öyle bir güzellik gördü ki sözcüklerle dile getirilemez. Öylesine aşkın ve inceydi ki ona ses ve harf giysisi giydirilmesi mümkün değildi. En yüce gök katının aşkın özü yüce ve ulu gerçeğin özünü müşahede ediyordu şiddetli bir istek, sevinç, coşku ve zevk içindeydi. Hay sonra en yüce gök katının altındaki sabit yıldızlar katında da maddeden aşkın bir öz gördü. Bu özde ne gerçek bir özü ne de yüce gök katının aşkın özü ne de bu gök katının kendisi ne de bunlar dışında başka bir şeydi. Yine aynı örneğe başvurarak şöyle diyebiliriz: bu öz güneşin karşısındaki aynadan bir başka aynaya yansıyan suret gibidir. Hay bu özde de önceki özde gördüğü nitelikleri, değeri, güzelliği, zevk ve coşkuyu gördü. Hay sabit yıldızlar katının altındaki Satürn katı içinde maddeden arınmış ve ne gördüğü önceki özlerin aynısı ne de onlardan başkası olan bir öz müşahede etti. Güneşin karşısındaki aynadan bir başka aynaya ve ondan da bir diğer aynaya yansıyan sureti gibi. Bu özde önceki özlerin niteklerini taşıyordu. Hay gök katının düzeni üzerine güneşe karşı düzenlenmiş aynalardan aynadan aynaya yansıyarak görünen güneşin sureti gibi her gök katı için maddeden arınmış ve kendisinden önceki özlerin ne aynısı ne de başkası olan öz gördü. Bu özerin her birinde hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın tatmadığı bir tat, bir sevinç, bir güzellik ve değer müşahedetti. Halbin yaksan yukarıdan aşağı doğru bütün gök katlarını müşahede ederek bütün parçalarıyla ay katı içinde bulunan oluş ve bozuluş dünyasına kadar geldi bu dünya içinde maddeden soyutlanmış ve gördüğü önceki özlerin ne aynısı ne de başkası olan bir öz gördü. Bu özün 70 bin yüzü, her yüzde 70.000 bin ağzı, her ağızda 70 bin dili vardı. Bu dillerin tümüyle gerçek olan özü anıyor, ululuyor, kutsuyordu. Hem de en küçük bir usanç, bezginlik göstermeden. Çok olmadığı halde çok olduğu yanılgısına düştüğü bu özde de öncekilerde gördüğü bütün nitelikleri aynen gördü. Oluş ve bozuluş dünyasına özgü olan bu öz, çalkalanan bir suda görülen güneşin sureti gibiydi. Bu suret, yukarıdan aşağı doğru sıralanan aynalar düzeni içinde güneşin karşısındaki ilk aynadan başlayan yansımanın sona erdiği son aynadan suya yansıması gibiydi. Bütün bu müşahede ve tecellilerden sonra hay kendisi içinde bir öz müşahede etti. Eğer oluş ve bozuluş dünyasına özgü 70 bin yüzlü özün parçalanması mümkün olsaydı bu özün onun parçalarından biri olduğu söylenilebilirdi. Eğer kendi özü sonradan var olmasaydı oluş ve bozuluş dünyasına özgü özün aynısı ve eğer hayın sonradan olma bedenine özgü olmasaydı yaratılmamış, başlangıçsız olduğu düşünülebilirdi. Bu aşamada hay var olduktan sonra yok olmuş cisimler ile kendisiyle birlikte var ola gelen sonsuz sayıdaki bütün cisimler için kendi özü gibi birçok öz müşahede etti. Hem kendi özü için hem de kendi düzeyindeki özler için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir beşerin kalbinden geçmeyen, hiçbir niteliğin nitelleyemeyeceği ve bu gerçeğe ulaşanlardan başka hiç kimsenin kavrayamayacağı sonsuz bir tat, bir değer, bir güzellik müşahede etti. Bu sözlerin yanı sıra güneşin suretini yansıtan aynaya arkasını dönmüş, yüzü ondan çevrilmiş, pas ve küf içinde kalmış aynalara benzer, maddeden soyutlanmış birçok öz daha müşahede etti. Bunlarda hiç düşünülmeyecek bir çirkinlik, bir eksiklik vardı. Sonsuz acılar, bitimsiz özlemler içindeydi. Azap çadırları kuşatmıştı ve ayrılık ateşi yakıp durmaktaydı bunları. Sanki parçalayan, koparan testereler ikiye biçilmişlerdi. Hay oluş ve bozuluş dünyasında acı içinde kıvranan bu özlerden başka bir takım özler daha gördü. Bunlar beliriyor, sonra yok oluyor, toplanıyor, sonra dağılıyorlardı. Bu özlerin gerçekliğine ulaşmak için yoğun bir çaba harcadı. Derin gözlemlerde bulundu Hay. Dehşet, akıl almaz işler, son derece hızlı yaratılışlar, yetkin yargılar, düzeltilen bedenler, üfürülen ruhlar, yapmalar ve bozmalardan başka bir şey göremedi. Hay bu makamda uzun süre duramadı. Gitmiş bedensel güçleri yeniden devreye girdi ve baygınlığa benzer durumdan ayıldı. Bulunduğu makamdan ayağa kaydı. Duyulur dünya yeniden göründü. Tanrısal evren kayıplara karıştı. Çünkü bu iki dünyanın bir arada bulunması mümkün değildir. Bu dünya ile öte dünya iki kuma gibidir. Hangisinin gönlünü yapsam diğerini gücendirmiş olursun. Bir soru ve yanıtı. Soru, Haybin Yaksa'nın öykülemdiği müşahedelerinden ortaya şu çıkıyor. Aşkın özler, gök katları gibi varlığı sürekli cisimlere özgüyseler onların varlıkları da süreklidir. İnsan gibi sonu dağılma ve bozulma olan cisimlere özgüyseler onların da bozulmaları yok olmaları kaçınılmazdır. kim verdiğin örnekte aynalardaki suretler ancak aynaların varlığına, kalıcılığına bağlıdır. Aynalar bozulur, yok olursa suretlerde yok olurlar. Yanıt verdiğin sözü ne çabuk unuttun ve bağı çözdün. Anlaşmamızı bozdun. Sana daha önce bu alanda dilin, anlatımın yetersiz kaldığını, sözcüklerin gerçekleri tam olarak dile getiremeyeceğini, bu nedenle yanılgıya düşürebileceklerini belirtmiştim oysa. Seni kuşkuya düşüren kullandığımız simge ile simgeleneni bir kabul etmen ve böyle değerlendirmendir. Aslında böyle bir değerlendirme olanağın konuşmalar için bile yetersiz ve yanlıştır. Böyleyken tanrısal evrene ilişkin bir bilgi aktarımında nasıl düşünülebilir? Güneşin kendisi, ışığı, sureti, aynalar ve aynalarda beliren suretler cisimlerden ayrılmayan, cisimlere bağlı olan ve ancak cisimlerde bulunabilen şeylerdir. Bu nedenle varlıkları cisimlere bağımlıdır. Cisimlerin çözülmeleriyle onlar da çözülür yok olurlar. Tanrısal özler, Rabbani ruhlar ise cisimlerden, cisimsel olandan ve cisimlere ilişkin şeylerden tam anlamıyla arı ve aşkındırlar. Aralarında hiçbir bağıntı yoktur. Onlara göre cisimlerin asılsızlığı ile gerçekliği, yokluğu ile varlığı arasında bir fark yoktur. Tanrısal ruhlar yalnızca varlığı zorunlu ve gerçek olan tek özle bağlantılı ilişkilidirler. Tanrı bunların tümünden önce, tümünün ilkesi ve nedeni ve yaratıcısıdır. Bunlara süreklilik, sonsuzluk bağışlayan yalnızca Tanrı'dır. Varlığına kalıcılığı o verir. Bu özler hiçbir cisme gereksinim duymazlar. Tersine bütün cisimler bunlara gereksinim duyarlar. Varlığı yüce ve zorunlu özün bir an için yok olduğunu varsayarsak, nasıl bütün özler, bütün cisimler ve Baştan başa bütün duyulur dünya yok olur Hiçbir varlık kalmazsa Bu özlerde bir an için yok olsalar Bütün cisimler yıkıma uğrar yok olurlar Çünkü bunların varlıkları birbirine bağlıdır Her ne kadar duyulur dünya Tanrısal evrene bağımlı Ve onun gölgesi Tanrısal evren duyulur dünyadan bağımsız ve aşkın ise de Yokluğunu varsaymak mümkün değildir Çünkü duyulur dünya tanrısal evrene bağımlıdır bu nedenle onun bozuluşu biçim değiştirmekten başka bir şey değildir. Yoksa tümüyle yok olması demek değildir. Yüce kitapta bunu bildirir. Nitekim insanların ateş çevresinde çırpınıp dökülen kelebekler gibi dönmesi, dağların atılmış renkli yünlere benzemesi, güneşin dürülüp ışıksız kalması, denizin kaynayıp dalgalanması, göklerin Tanrı'nın sağ elinden dürülmesi, yerin başka bir yere dönüşmesi bozuluşun bu anlama geldiğini göstermektedir. Buraya değin hayın ulaştığı o büyük makamda müşahede ettiklerinden işaret yoluyla dile getirmeye güç yetirebildiğim kadarını anlattım. Söz yoluyla daha çoğunu anlatmamı isteme benden. Çünkü bu mümkün değildir. Haybin Yaksan ulaştığı müşadelerden sonra dünyevi hayatın yükümlülüklerinden iyice usandı. Buna karşılık sonsuz hayata ilgi ve özlemi arttı. Bu nedenle ulaştığı makama yeniden dönmeyi istedi. Önceki çalışmalarından daha az bir çalışmayla müşahede makamına ulaştı. Bu kez ilk eriştiğinde kaldığından daha uzun bir süre kaldıktan sonra döndü duyulur dünyaya. Hay duyulur dünyaya her dönüşünden sonra müşahedeye yeniden ermek için çaba ve çalışmasını sürdürdü her defasında biraz daha kolay ulaşıyordu. Giderek öyle bir düzeye geldi ki müşahede makamına istediği zaman ulaşıyor, istemedikçe de oradan ayrılmıyordu. Çalışmalarını müşahede makamında durmayı ve oradan ayrılmayı istemine bağlı bir duruma getirinceye kadar sürdürdü. En alt düzeyi indirdiği zorunlu bedensel gereksinimlerini gidermenin dışında hiçbir şey için makamından ayrılmaz oldu. Yine de bu küçük ayrılıklar üzüntü ve acıya boğuyordu hayı. Bu nedenle ayrılığa neden olan bedeninden bütünüyle kurtulmak sonsuz huzura ve kurtuluşa ermeyi diliyordu Tanrı'dan.